بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بدانا ولله الحمد والمنه في الدرس الماضي بدراسه متن الاصول الثلاثه. نعم. Hamd Allah Teala'ya mahsustur. Salat selam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Az önceki bir önceki dersimizde 3 esasın metnini okumaya başladık. Evet. Zekerna yani mesela nurid kul vahid minkum yezkur lana faide yani min ed-dersil madi. Evet, şimdi başlayacağız. Her kardeşimiz bizlere geçen dersten dersle alakalı bir şey söylesin, bir fayda zikretsin. Evet. Naam. Yani ibadetin sadece Allah'a yapılır. لا يعبد إلا لله. نعم، أخذنا أن العبادة حق لله ولا صح أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. Öğrendik ki ibadet yalnızca Allah'a yapılır. İbadetin hiçbir türü ve çeşidi Allah'tan gayrına yapılmaz. والغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة. فإذا اشتغلنا في هذه الدنيا بعبادة الله سعدنا. نعم. Cinlerin ve insanların gayesi ibadette Allah'ı birlemektir. Yalnızca ona ibadet etmektir. Bundan kendimizi meşgul edersek, ibadetle meşgul olursak dünyada mutlu olanlardan oluruz. Naam. Tefsir Suretul Asr. Akhadna ma yetealleq bi tefsir Suretul Asr. Evet. Asr suresinin tefsiriyle alakalı bazı konular aldık. Ve fiha el mesale el arba. 4 mesele olduğunu söyledik. Ve hiye? Neydi bunlar? El ilm. El ilm evvelen. İzen la budde neteallem evvelen. Naam. İlim. Ve el amel. Thumme ba'de hâza ne'mel. Naam. Sonra dava. Sonra dava. Sabr. Sonra sabr. Tasbir al-ilm wal-amel wad-da'va. Naam. Fa idha sana't hadha fi'd-dunya tujib bi'idhnillah 'an as-satr. Eğer bunları yaparsan ilim, amel, davet ve sabır, kabirde sorulara da cevap verenlerden olursun. Evet. Ben 4 mesele, 3 esas, kelime-i tevhid. Bunları öğrendim. El-mesail el-arba. Vahya. Nedir o dört mesele? İlim. 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 Amel. Thumma te'amel. Dava. Thumma ted'u ila ma da'a ilayhi nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Naam. İdris. Tevhidin 3 kısma ayrıldığını öğrendik. Aksam-ı tevhid 3. Naam. Anna Allah subhanahu wa ta'ala labudda en yufrad bi anva'i tevhid 3. Naam. Allah Teala tevhidin her 3 kısmında birlenmesi gerekir. Tevhid el-ulûhiyye. El-rububiyye. El-ulûhiyye. Ve'l-ulûhiyye. Ve'l-esmâ ve sıfât. Ve'l-esmâ ve sıfât. Evet. Rububiyet tevhidi, ulûhiyet tevhidi ve isim sıfatlar tevhidi. Naam şah. Evet, tevhid Allah'ın hakkıdır diyorum. Evet. Hakkullah el-abid ve tevhid. Hakkullah el-abid ve tevhid. İzen la bud أن تشتغل بتوحيد الله في هذه الدنيا. O zaman bu dünyada tevhidle iştigal etmen gerekir ki Allah'ın senindeki hakkını yerine getiresin. Naam. Bu 3 meseleyi çok iyi bir şekilde öğrenirsek, bunu amel edersek kabirde de bu 3 soruya Rabbin kim, dinin ne ve peygamberin kim sorularına güzel bir şekilde cevap vereceğimizi. Ya mesela mesela usul على سلطة القرآن. إذا لابد أن نتعلمها ونعمل وندعو إليها. هذه المسائل الثلاثة. نعم. Tevhidin 3 kısma bölündüğünü öğrendik. Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid, uluhiyette tevhid ve isim ve sıfat. عرفنا أن التوحيد ثلاثة أقسام. التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم. إنسان توحيدي أن تكون موحدا لابد أن تعرف التوحيد ما هو. نعم، الموحد لابد يعرف التوحيد. Eğer muvahhidsen, muvahhid olduğunu söylüyorsan, tevhidin ne olduğunu bilmen lazım. علم وعمل ودعاء وصبر. نعم. علم عمل دعاء صبر. وإذا كان غير مشرك لابد يعرف ما هو الشرك حتى لا يقع فيه. Müşrik olmayan kimse de şirki bilmesi lazım aynı zamanda ki öğrendiği şeyi sakınacak, ona düşmeyecek. نعم. 4 esas. İlim, amel, davet, sabır. İlim, amel, davet, sabır. Ma hiye aksamu's sabr? Sabır kaç ayrıdır? 3 ayrı oluyor. Selasa.
Naam, ve hiye? Nedir? Birincisi itaatta sabır. Sabır ala taatillah hatta tuaddi. Sabır ala salavatel mefruza. Namazlara sabır. Namazlara, günahlara sabır. Sabır anil maasiye. Sabır an maasiyetillah hatta tuştenem. Hatta tetrukha. Satılmak için insan sabır göstermesi lazım. الصبر عن المحرمات وعن الشرك وعن الربا والزنا وغيرها حرام olan şeylerden sakınmak zina evet üçüncüsü الثالث الصبر على اقدار الله ما يقدر الله عليك من مرض او فقر او حادث مثلا hastalık fakirlik trafik kazası gibi şeylere de sabretmek gerekir نعم üçe yürüyendik kabırda soru olacak şeyler. Arapna el-mesale el-thalath. Bi-ihtisar kulna hiya es'ilet el-kabr. Özet olarak ne diyoruz? Kabir sorusu. Kabir sorusu bunlar. Kabir imtihanı. Evet. Üç mesele öğrendik. Birincisi rububiyet tevhidi, isim sıfatı tevhidi, uluhiyet tevhidi, imamet Allah'ı birlemek ve şirk, şirk ehlinden beri olmak. Arapna el-ma'at tevhid, rububiyet, uluhiyet ve الأسماء والصفات كذلك عرفنا البراءة من الشرك وحده البراءة من الشرك وحده كيف تكون شركتان وشرك أهلinden nasıl beri olunur uzak olunur dil bile söylemek kalple kalp ve lisan ve cevari kalple dilini ve azalarla kalp ve lisan ve cevari kalp dil ve azalar neden bu üç esası tercih ettik çünkü alimlerin bize onun tavsiye edilmesinden. Sebep ihtiyarına li hada kitab. Limana ihtarna dirasat hada kitab. Kitabı niye tercih ettik? Alimlerin bize yani tavsiye ettiği. Allah Teala. İzen leysa lana an nuqaddim ve nuakhir fi sema' al-ashrita ve dirasat al-kutub ila at-tullab, lakin la bud nerji' lil-ulama rabbani. Allah Teala. İlim ehlinin yolundan gitmek lazım. Alimlerin yolundan giderek ilim öğrenmek lazım. Nah. Yaratılışımızın gayesinin tevhid olduğunu, Allah'a ibadet olduğunu öğrendik. El hedef min halkina huve tevhid. El gaye. El gaye min halka cenu ens tevhidillah. Kabirde belirledigen üç saval. Taratıp utul o gendi. Yani. El esile fil kabir. Esile fil kabir. Rabb. Nah. Hadi. Nah. Yine geldi. Yenidir. Allah'a da bir sallavut. نعم لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس التوحيد لماذا تريد اخيروس لان الله خلقنا لاجله دعوة الانبياء والرسل التوحيد اول علم يدعو له التوحيد سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد سبب الاستقرار امن في الدنيا وامن في الاخره ونجاة في الاخره والتوحيد هو اقوى على العبيد والتوحيد حلاوة الايمان طيب فتح الله نعم ما ترجم Evet, tevhid bütün peygamberlerin davetidir. Tevhid yeryüzündeki güvenliğin, istikrarın hasıl olmasının nedenidir. Tevhid için yaratıldık. Gayemiz tevhiddir. Evet. Dört dersin. İlim, amel, davet, sabır. Mesailer var. Hayır. Ne? Çok kolaydı. İlim, amel, davet, sabır. غير مسائل نعم نعم مسائل الثلاث ما هي مسائل الثلاث نعم أسئلة القبر قبور قبر ثلاث أنا الأول توحيد ربوبية وأسماء الصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات ثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الألوهية بالعبادة براءة من الشرك وأهله. Evet, kitabın ikinci kısmı demiştik ki üç mesele içeriyor. İkinci kısmı. Nedir bu kitabın ikinci kısmının içerdiği üç mesele? Birincisi Allah'ı rububiyetinde ve isim sıfatlarında birlemek. İkincisi Allah'ı uluhiyetinde, ibadette birlemek. Üçüncüsü de şirk ve şirk ehlinden beri olmak, uzak olmak, ondan kaçınmak. Evet. Kitabın ikinci kısmında öğrendiğimiz üç mesele onları öğrendim. تعريف التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية وصفاته وأسمائه. توحيدي öğrendik, tevhidin kısımlarını öğrendik. Allah'a has olan uluhiyet, rububiyet ve isim sıfatları öğrendik. نعم. تفسير سورة العصر. تفسير سورة العصر. سؤال أربعة. العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر. طيب. Vel Asr suresinin tefsirini öğrendik.
içinde zikredilen dört meseleyi öğrendik. Tevhid ve üç kısmını öğrendik. Arapla tevhid ve aksam-ı selas. Tayyip. Evet, Yasin. Sabır öğrendik. Sabır kendi içinde üçe ayrılır. Arafna sabır ve aksam-ı sabır. İbadete sabır. Sabr ala taatillah. Sabr ala taatillah hatta tuadillah. Günahlara sabır. Sabr ala maasih. Başımıza gelen olaylara, musibetlere sabır. Ve ala ahtarillah. Naam. Evet. Evet, söyle bir şey. Naam. Tevhidden sonra okunacak. Okul salatılan. نعم لماذا اخترنا دراسة التوحيد ولماذا اخترنا دراسة هذا المتن نعم التوحيد olmadan hiçbir ibadetin kabul olmayacağı لا يقبل الله الأعمال إلا بالتوحيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد ولا يدخل الجنة إلا موحد جنة ancak موحد kimse girer نعم ولا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لله في علم وحكم في علم التوحيد نعم في غمد الشفاعة أنجب تريد أهل نادر طيب الآن بإذن الله تعالى نبدأ في القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة نعم كتابın içeriğinin dördüncü kısmı olan üç esasın şerhine geçiyoruz فما هي الأصول الثلاثة؟ نذكر بو إيش أساس؟ التي يجب على الإنسان معرفتها. إنسانًا بالمسي gereken üç esas nedir? هي أسئلة القبر. İşte kabirde sorulan sorular, kabir imtihanı. علم وعمل معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الله تعالى بilmek, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizi bilmek, İslam dinini delillerini bilmek. الأول. Birincisi. معرفة الله. Allah'ı bilmek. قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك من ربك لو سألت من ربك بماذا تجيب؟ مؤلف diyor ki kitabında sana Rabbin kim diye sorulduğunda ne dersin? فإذا قيل لك من ربك بماذا تجيب؟ من يعرف؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه نعم Rabbim beni ve alemleri bütün nimetleriyle terbiye eden Rabbimdir. يعني هو الخالق سبحانه وتعالى إذا كان هو الخالق لابد أن يكون هو المعبود الله تعالى يرتان ساكي بزيت يرتاندر o zaman ibadeti de yalnız başına tek başına hak eden odur طيب بماذا عرفت الله ما هي الأدلة على وجود الله الله تعالى'nın varlığına var olduğuna deliller nedir bununla alakalı deliller تقول بآياته ومخلوقاته ne diyeceksin ayetleriyle ve mahlukatıyla bildim لأن المخلوق دليل على وجود الخالق Çünkü mahluk yani yaratılmış olan bir şey yaratıcının eseridir, yaratıcının işaretidir. ثم أن الآن الأدلة إجمالاً على وجود الله أربعة. Allah Teala'nın varlığını ispat eden deliller dört tanedir, dört çeşittir. العقل akılla والحس أنك يعني مثلاً ما ترى أو ما تسمع أو كذا duyularınla ispat والفطرة فطرات إلى إثبات والشرع والدين إلى إثبات العقل والحس والفطرة والشرع أقل حس فطرات وشريعة دين الآن العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الكون وما عليه من انتظام من طلوع الشمس وغروبها والمجرات والبحار والأنهار والأشياء إلا ويثبت أن للخلق خالق واحد سبحانه وتعالى نعم Akıllı bir insan, aklını kullanan bir insan şöyle gelip şu kainata baktığında bu dünyanın, bu kainatın, bu ağaçların, bu nehirlerin, bu ırmakların, bu intizam ile yaratılmış düzenin yaratıcısız olmadan kendi başına yaratıldığını kabul edemez. Aklını kullanan bir adam bunu söyleyemez. الحس duyular ise تكون مثلا في كرب وشدة sıkıntı anında, zor durumlarında تنزل بك مصيبة مثلا başına bir musibet geldiğinde مرض hastalık فقر fakirlik ترفع يديك وتدعو الله سبحانه ellerini kaldırıp dua etme ihtiyacında bulunursun Allah'a dua edersin تجدها تنفرج ve o sıkıntının senden giderildiğini görürsün هذا دليل محسوس
ala vücud illa. Bu da Allah Teala'nın varlığına somut bir delildir. El fıtra kul mevlud yulad al fıtra. Fıtrat ise her doğan çocuk fıtratla doğar. Ve rabi'a şer'a. وهذه أدلة الشرع كثيرة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. دين ise şeriat ise yüzlerce delil vardır ki dinimizde Allah Teala'nın varlığını ispat eder. إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. لا بد أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. Allah Teala yaratıcıdır, yaratandır. O halde tek mabud, ibadet olunan da odur. يعني منفرد بتوحيد الربوبية لا بد أن يفرد بتوحيد الألوهية. Rububiyet tevhidinde tek olan nasıl ki yaratırken tek başına yaratıyorsa, ibadette de ibadetin yalnızca tek ona yapılması gerekir. Sual. Soru. هل يصح أن نصرف شيء من العبادة لغير الله؟ İbadetten bir çeşidi Allah'tan başkasına sarf edip çevirebilir miyiz? لا. Hayır. ما حكم من صرف شيء من العبادة لغير الله؟ شيء قليل من العبادة لغير الله. Bir kimse ufak da olsa bir ibadet, ufak bir ibadeti Allah'tan başkasına yaparsa ne olur? Müşrik, şirk akbar, kafir, küfür akbar. Şirk olur, bu müşrik olur, büyük küfür olur, dinden çıkar. Şirk akbar. Lakin nahnu al-an, yani labud an neteallem amr muhim cidden. Önemli bir hususu öğrenmemiz gerekiyor. Nahnu al-an leysa lana an nahkum al-ashkhas, anna fulan kafir, müşrik, mubtedi' kada 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 mesela. Nعم. Burada önemli olan bir konu da şudur. Bizler insanlar hakkında falanca müşriktir, falanca kafirdir, falanca bidatçıdır diye bizler hüküm veremeyiz. Limada? Niye? Lanana tullab. Çünkü biz öğrenciyiz, talibiz, tullabız. O men yahkum ala hüküm verir. Kibarul ulema. Büyük alimler. Kibarul ulema, ليس حتى صغار العلماء. Küçük alimler de değil, büyük alimler de bu şu. Lakin nahnu nurid an ta'allama al-an hukum el-af'al. Bizlerin gayesi bu fiil yapıldığı zaman hükmü nedir? Bunu öğrenmek. Yani mesela insan ca'a lil-kabr ve zebaha li sahibi'l-kabr. Bir insan mesela türbeye geldi, kabre geldi ve kabirde yatan için bir kurban kesti. Bunun hükmünü öğreniyoruz. Ma hukum hada'l-fi'l? Bu fiilin hükmü nedir? Şirk. Nekul hada'l-fi'l ve şirk ekber. Diyoruz ki bu büyük bir şirktir. Lakin hada'l-fa'il ماذا نصنع فيه؟ نأخذ ولا أحد العلماء أو نكتب في سؤال للعلماء وهم الذين يحكمون. حكموا عليه بالكفر كفرنا. نعم. Bizler bu kişi hakkında büyük alimlere sorarız. O alimler, büyük alimler bu insan hakkında hüküm verir. O zaman onun hakkında hüküm verir. الآن لو جاءت إلينا مرأة وقالت قال لي زوجي كذا وكذا وكذا. نعم. Bir kadın gelse bize dese ki eşim bana şu şekilde bazı şeyler söyledi dese. Hal ana bi hada al-amr talik am la? Dese ki bize sorsa ki kadın. Hal la eşimin bana bu sözleri söylediğinden dolayı ben eşimden ayrılmış oldum mu, boşanmış oldum mu dese. Hal nuftiha fi şan at-talak? Biz bu talak konusunda, boşanması konusunda kadına fetva verir miyiz? La. Yoksa hal yufti fi at-talak ay ahad min al-ulama? Ve talak konusunda herhangi bir alim de konuşabilir mi? La, عندنا الذي يفتي في الطلاق وناس معينين معروفين. Mesela diyor bizim bildiğimiz nedir? Talak konusunda büyük alimler, bilinen kişiler fetva verir. كبار العلماء. Büyük alimler. والإفتاء. Fetva kurulu. إذن لا نستطيع إخراج مرأة من عصمة رجل. Yani bir kadını kocasının hükmünden çıkartamıyoruz. فما بالك إخراج إنسان من الدين بالكلية. İnsanı Allah'ın dininden külliyen toptan nasıl çıkarabiliriz? İzin labud fi al-hukum al-fi'il merju'u al-ulema'r-rabbani. Kişiye hüküm konusunda alimlere dönmek gerekiyor. Ve fi hada al-bab zalla nesallahu selam al-afiyah al-havaric. Bu konuda hariciler dalalete düşmüştür, sapıtmıştır. لَنَا مُكَفِّرُونَ الْاَنْ بِالْجُمْلَةِ مُجْتَمَعَاتُ وَكَذَا. Onlar toplumları, insanları toptan tekfir etmektedir. فنحن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة وسط لا إفراط ولا تفريط. Ben yüce Rabbimden niyaz ediyorum ki Allah Teala bizleri ehli sünnet ve cemaatten ortaya oturtanlardan eylesin. Amin. إذن نحن الآن نريد أن نتعلم الحكم على الفعل. أما الحكم على الفاعل نرجع العلماء. كفر العلماء كفرنا. توقف العلماء توقفنا. Bizler fiil hakkında yapılan amel hakkında hükmü beyan ediyoruz. Fail hakkında, o işi yapan hakkında alimlere döneriz. Onların hükmünü uygularız. الآن
كل من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر كافر. Allah'a ibadet tam bir ibadeti başkasına sarf eden, yönlendiren, yapan müşriktir. Yani büyük şirke düşmüştür, kafirdir. لو ذبح لغير الله أو قرب لغير الله ذبابة مرة واحدة في حياته. Ömründe velev ki bir defa bir sineği Allah'tan başkasına adasa kurban etse. أو صلى ركعة واحدة لغير الله. Allah'tan başkasına bir rekat namaz kılsa. أو سجد سجدة واحدة لغير الله. Ya da Allah'tan gayrına bir secde yapsa. Hükmü müşrik şirk akbar. Nedir bunun hükmü? Dinden çıkaran büyük şirk. İza tab. Tövbe ederse. Tabe Allah aleyh. Allah da onun tövbesini kabul eder. Ve iza mat ala hada. Eğer bu şekilde şirk üzere ölürse o kimse. Fa nesallahu selam afa muhallad hulud abadi fi'n nar. Allah'tan afiyet ve selamet dileyelim. Bu kimseye ebediyen ne var? Ateşte kalır. Al'an indena mesela. Al-ibade. Al-ibade al'an la yumkin an usraf minha şey li gayrihi. O mesel al-muallif rahmetullah teala ala anva' min al-ibade. Na'am. Evet, biz dedik ki ibadet yalnızca Allah'a yapılmalı. İbadetin hiçbir çeşidi Allah'tan gayrına sarf edilmemeli. Ve bununla alakalı bazı örnekler veriyor müellif kitabında. Al-du'a ينقسم الى قسمين دعاء عبادتي ikiye ayrılır دعاء عباده ودعاء مساله ibadet duası ve niyaz isteme duası يعني اما ان يكون بالسؤال والطلب او يكون بالفعل yani dua ya dil ile söyleyerek isteyerek niyaz ederek yapılır ya da fiil ile hal ile yapılır دعاء العباده صرف لغير الله شرك اكبر ibadet olan duayı başkasına sarf etmek şirktir büyük şirktir يصلي لغير الله. Allah'tan başkasına namaz kılmak. يصوم لغير الله. Başkasına oruç tutmak. يحج لغير الله. Başkasına hac etmek. هذا كله شرك أكبر. Bunlar büyük şirktir. أما دعاء المسألة طلب. Ama isteme, talep etme, niyaz etme. إذا كان هذا فيما لا يقدر عليه الله صرف لغير الله شرك أكبر. Eğer bunu Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği bir şeyi Allah'tan değil de başkasından istiyorsa bu da ne olur? Şirk olur. طلب الرزق. Mesela rızık talebinde bulunmak. İnzal al-gayr. Yağmur istemek. Al istigatha bil mahluk fi ma la qadir alayhi illa Allah. Yalnızca Allah Teala'nın kadir olduğu bir meselede mahlukattan yardım istemek. Agarik fil bahr mesela. Denizde adam boğulmak üzere. Yunadi meyyit. Mesela ölü birisine sesleniyor. Yunadi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselatü vesselam'a mesela sesleniyor. Hadi şirk ekber. Bu şirktir. Büyük şirktir. Yazbah li gayrillah mehabbeten ve te'azimen. Allah'tan başkasına onu severek ve tazim ederek kurban kesiyor. Yazbah lil cin. Cinlere kurban kesiyor. Li ashabil kubur. Kabir türbelere kurban kesiyor. Yanzir li gayrillah. Allah'tan başkası adını adaklar adıyor. Yekhaf min gayrillah. Khauf. عباده وتعظيم وسر يعني تقول له اصنع تعال معنا للدرس قال لا الولي الذي في الهند يراني ويعلم بحالي ibadet olan korkuyu yani Allah'tan korkması gereken o korkuyu başkalarından korkmak yani desek ki mesela gel bizimle derse katıl hayır ben gelemem işte mesela Hindistan'daki falanca evliya beni ne yapıyor görüyor kontrol ediyor korkusu eden emme amel cevarih au amel kalb Yani kalp ile yahut da azalarla amel. اِذَا مَا يُمْكَنَ اَنْ نَصْرِفْ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَ لِغَيْرِ اللّٰهِ Bütün bu ibadetleri Allah'tan gayrına sarf edemeyiz, yönlendiremeyiz. وَمَنْ صَرَفَ نَسَّ اللّٰهِ السَّلَامِ عَافِهَ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمُشْرِكْ شِرْكَابٍ Allah Teala'dan af ve afiyet dileyelim ki bizleri bundan uzak kılsın. Kim bu ibadetlerden birini Allah'tan gayrına sarf ederse büyük şirke düşmüş olur. اِذَنْ الْعِبَادَ حَقٌّ لِلّٰهِ İbadet Allah'ın hakkıdır. ومن صرف شيء من العبادة غير الله فهو مشرك كافر. Kim bu ibadetten bir çeşidini bir türlü Allah'tan gayrına sarf ederse müşrik olur, kafir olur. طيب. هذا الله أعلم ما يتعلق بالأصل الأول من الأصول الثلاثة. İşte bu üç esasın ilk esasıyla ilgili olan meselelerdir. الأصل الثاني. İkinci asıl. معرفة دين الإسلام بالأدلة. İslam dinini delilleriyle bilmek. لو قال لك قائل هل أنت مسلم؟ Birisi sana dese ki sen Müslüman mısın? تقول نعم أنا مسلم يقول لك ما هذا الإسلام الذي تدعيه وما هو الإسلام الذي فرض الله عليك Allah'ın senin üzerine farz kıldığını söylediğin iddia ettiğin bu İslam nedir mesela أو قال لك كافر
اشرح للاسلام حتى اكون مسلم. Sana bir kafir gelip dese ki bana İslam nedir bir açıkla da ben de Müslüman olayım dese. Mâdâ tekûl? Ne dersin? Ma adri. Bilmiyorum der misin? İzen ma'nâ ente ve hâle seva. La fark beynâhum. Eğer bilmiyorum dersen sen ve kafir aynı konumdasın. O da bilmiyor, sen de bilmiyorsun. Mâ huvel İslam? Nedir İslam? El İslam huvel istislam lillâh bittevhid. En tusellim وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. İslam tarifi şudur. Tevhid ile yani rububiyet, uluhiyet ve isim sıfatlar tevhidi ile Allah'a teslim olmak. والانقياد له بالطاعة إذا لابد أن تطيع ولا تعصي. Ve boyun eğerek Allah-u Teala'ya itaat edeceksin. İkincisi bu. تقول سمعنا وطعنا. İşittik ve itaat ettik diyeceksin. فالمسلم يطيع الله سبحانه وتعالى. Müslüman Allah'a itaat edendir. والكافر كافر ise يطيع نفسه الشيطان nefsine ve şeytana itaat edendir. قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. نعم. İslam nedir? Allah'a tevhid ile teslim olmak. والانقياد له بالطاعة itaat ile boyun eğmek. والبراءة من الشرك وأهله şirk ve şirk ehlinden, müşriklerden beri olmak, uzak olmaktır. Bil kalb ve lisan ve cevher. Yani kalbiyle, dil ile ve azalarla uzak olmaktır. Hâdâ huvel İslam. İslam budur. İstislam lillâh bittevhid. Tevhid ile teslim olmak. Vel inqiyâd lehu bittâ'a. İtaat ederek boyun eğmek. Vel berâ'a mineşşirk ve ehli. Şirk ve şirk ehlinden uzak olmak. Yani Müslim yufridallâh subhanehu ve teâlâ bittevhid ve enva'a tevhide s-selâte. Yani Allah'ın tevhidin üç çeşidinde de birleyen bir Müslüman. Ve yuti'u Allah subhanahu wa ta'ala ve la ya'si. Allah Teala itaat edip isyan etmeyen Müslüman. Ve yebra min eşşirk ve ehli bil kalb ve lisan ve cevâr. Şirk ve şirk ehlinden beri olan, uzak olan insan. Ma hiye meratib eddin. Meratib dinel İslami. Dinin üç tane mertebesi bölümü vardır. Meratib eddin selâfe. Nedir onlar? Üç düşünlardır. El İslam. İslam. Ve iman. İman. Ve ihsan. Ve ihsan. هذه مراتب الدين. Bunlar dinin mertebeleridir. كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. Her bir kısmın mertebenin erkanı vardır, rükünleri vardır. أركان الإسلام كم؟ İslam'ın rükünleri kaçtır? 5. أركان الإسلام 5. 5. الأول. Birincisi. كلمة شهادة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. Allah Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmek. Ma ma'na şehadet en la ilahe illallah? Şehadet en la ilahe illallah ne demek? Şahitlik etmek. Şehadet en la ilahe illallah. Ey la ma'bude bi hakkin illallah. Bunun manası şudur. İbadet olunacak hak tek ilah Allah'tır. Yani ma'na en te'teqid أن كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. Yani şuna itikad etmen gerekiyor. Allah'tan başka ibadet olunan, ibadet yapılan her kişiye şeye yapılan ibadet batıldır. أشهدُ. أشهدُ ne demek? يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجواري. Yani kalbimle itikad ederek, dilimle söyleyerek, azalarımla amel ederek bunu ilan ediyorum. أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله. Yani bu şu demek, ibadeti Allah'tan başka kimse hak edemez. وَكُلْ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَعِبَادَتُ بَاطِلًا Allah'tan başka gayrı ibadet olunan her şeyin ibadeti batıldır. Enbiya ve Resul aleyhimu salatu vesselam. Peygamberler. Melaike. Melekler. Salihin. Salih kimseler. Cin. Cinler. كُلْ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَعِبَادَتُ بَاطِلًا Allah'tan başka ibadet olunan her şeye yapılan ibadet batıldır. اِذَا لَابُدْ فِي لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ مِنْ رُكْنَيْنِ O zaman la ilahe illallah'ta iki tane rükün vardır, erkan vardır. Yani الان هذا البناء لو اسقطنا هذه الاركان اركان البناء سقط البناء. Yani bir binanın iki tane mesela binanın direklerini düşünürsek, direklerini yıkarsak ne olur? Bina da çöker, yıkılır. La bud min rukneyn fi la ilahe illallah. La ilahe illallah'ta iki tane rükün olduğunu söyledik. اولا لابد ان تكفر جميع معبد من دون الله تقول كل ما عبد من من دون الله فعبادته باطله ولا اشك في بطلانها Allah ilk başta inkar etmen gerekiyor. Ne inkar edeceksin? Allah Teala ile birlikte ibadet olunan Allah'ın dışındaki her şeyi inkar edeceksin. هذا ركن الاول. Bu
ilk direktir. Ar-rukn es-sani. İkinci direk esas. İthbat el-ibade lillah vahde la şerike. İbadet yalnızca Allah'a yapılır. Na'am. Hâlâ şehadet en la ilahe illallah. Bu la ilahe illallah'a şahitlik etmenin manası budur. La ilahe nafi'in cemî' me yu'bed min dunillah. Yani la ilah dediğin zaman Allah'tan başka ibadet olunan her şeyi nef etmen, inkar etmen demektir. İllallah. İkinci kısım ise, illallah kısmı ise mutfetel ibadet la vahide la şerike. İbadeti yalnızca Allah'a yapılmasını ispat etmendir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek ise اِذَنْ لَابُدْ مِنْ اَمْرَيْنْ هُنَا اَيْضًا. Bu şehadetin bu kısmında da iki tane husus vardır, iki önemli mesele vardır. عَبْدْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِسَ الرَّبُوبِيَّ. Her şeyden önce Allah Resulü'nün bir kul olduğuna, abd olduğuna inanacaksın. لَا يَخْلُقْ وَلَا يَرْزُقْ وَلَا يَدَبِّرْ وَلَا غَيْرُ. Yani Allah Resulü yaratamaz, bir şeylere malik değildir, çekip çeviremez, tedbir edemez. فَهُوَ فِي هَذَا مَثِلْ كُلَّ الْخَلْقِ عَبْدِ لَا يُعْبَدْ. Bu konuda Allah Resulü bütün mahlukattaki bizler gibidir, yani kuldur, ibadet olunmaz. وَتَمَيَّزْ عَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّهُ يُوحَى عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِلَيْنَا. Bizlerden üstün olan tarafı nedir? Allah Teala ona bir melek göndermiştir, vahyetmiştir. اِذَنْ نَجْمَعْ لِلنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعُبُودِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şu iki özelliğini zikrederek iman ediyoruz. Nedir o? Ubudiyet ve peygamberlik. فَالَّذِي يَصْرِفْ لِلنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ. Kim rububiyete ait olan, has olan bir şeyi peygamberimize sarf ederse اَوْ يُنْكِرْ رِسَالَةَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini inkar ederse فَهَذَا لَمْ يَشْهَدَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bu kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman etmiş, şahitlik etmiş olmaz. اِذَنْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ اِلَى مَعْبُودَ بِحَقٍ اِلَّا اللّٰهِ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ manası ne demek? Bir daha tekrarlayalım. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. تتضمن شهادة أن محمدًا عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم قول الرسول والدون شهادة كمك شنو إشرر؟ نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. هر أمرتينا رسول الله أمرتينا إطاعة معي. ونصدق في كل ما أخبر به. هر خبر verdiğini tasdik etmeyi. ولا نكذب شيء مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني ondan gelen ondan aktarılan hiçbir şeyi yalanlamamız gerekiyor. واجتناب ما عنه نهى وزجر كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه في جانب ونكون في جانب آخر. يسقطه نهيت şeylerden اجتناب etmek kaçınmak gerekir. وألا نعبد الله إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. Allah Teala'ya ancak peygamberimizden öğrendiğimiz ondan bize gelen şekilde ibadet etmek gerekir. يعني مثلا هذا الإمام جزاه الله خيرا أراد أن يصلي بين الظهر خمس ركعات. Mesela İmam hocamız kardeşimiz bizimle öğlen namazını 5 rekat kılmak istiyor. 5 kılmak istiyor. Hal yasah an yusalli bina 5 rekat? 5 rekat kılması doğru olur mu? Nakul na'am la ishka salli 5 rekat veya 6 rekat veya 10 rekat. Diyebilir miyiz 5 kıl, 6 kıl, 10 kıl istediğin gibi kıl? Limada? Niye? Lenne hadi salat fiha hayr. Yani namazda hayır var, güzellik var. Niye kılamıyoruz? Ve la yumkin an nu'azzibna Allah subhanahu wa ta'ala ala salat. Yani Allah Teala biz namaz kılıyoruz, altı kılıyoruz diye bize azap mı edecek? Hal yumkin en nu'azzibna Allah subhanahu wa ta'ala ala. Allah Teala bizi bu namaz konusunda azaba mı çekecek fazla kılarsan? La, la kul la zid ma şi't. İstediğin kadar kıl, dilediğin kadar kıl diyebilir miyiz? Hal ya sahada? Denir mi? La, nakul la yu'azzibna Allah subhanahu wa ta'ala as-salat, lakin yu'azzibna ala terkis sunna. Evet, Allah Teala bizi namazdan dolayı değil, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk ettiğinden dolayı bizi azap edecek. Hal أنت مشرع مع الله؟ يعني سأل الله ربي لك تشريع قانون كوجو إبادة كوجو مسلم. هل زاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازون سيسن بشكل أبطرد مه؟ هل تشهد أن محمد عبد ورسوله؟ سأل الله رسولنا الله'ın kulu ve rasulu olduğuna şahitlik ediyor musun? إذا ما تزيد. Eğer bunları evet diyorsan o zaman namazı arttırmayacaksın, fazla kılmayacaksın. ولا تنقص يعني ما يصلي الظهر ثلاث ركعات. Ne üç kılıyorsun ne dört beş. طيب هذا هو الركن الاول bu من اركان الاسلام İslam dininin ilk rüknüdür. الركن الثاني نعم شهادة ان لا اله الا الله. طيب هذا اول الثاني نعم
أركان الإسلام خمسة. خمسة. نعم. صلاة. صلاة. نعم. إقامة الصلاة. نماذج إقامة etmek. İkinci İslam dininin ikinci esası namazı ikame etmek. أي صلاة. Hangi namaz? Salavat خمسة. نعم وهي. Nedir onlar? صلاة الفجر. الفجر. الظهر. والظهر. العصر. والعصر. والمغرب والعشاء. نعم. Sabah namazı, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazı. Salat el fecr, kem rekat? Kaç rekat sabah namazı? Ne? Rekatayn. İki rekat, farz olan. Ve zuhur? Öğlen? Arba. Arba'ya ve asr. Öğlen ve... Ve kezalik el işa. Yatsı da dört. Ve mağrib? Akşam? Selat rekat. Tayyip. Ma hukum salat, vücub salat el cema'a alel rical el baligin? Buluğa ermiş, akıl bali olmuş erkeklerin namazı cemaatle kılmasının hükmü nedir? Racul, dekab, erkek bir adam. Ve baliğ, buluğa ermiş. Ve aqil, aklı başında. Ve kadir ala huzurul cema'a, leysa ledeyhi udr, ettehallu. Cemaate gitmeyecek bir mazereti de yok. Ma hukum salatel cema'a? Cemaat namaz kılmanın hükmü nedir? Vacib, na'am, fetihallah aleyh. Evet, farzdır, vaciptir. أقل ما يقال في حكم صلاة الجماعة أنها واجبة. En hafif bir şekilde söylemek gerekirse vaciptir. حتى في الخوف. Hatta korku esnasında bile. في الحرب. Savaşta. نعم. حتى أنها واجبة حتى على الأعمى. Hatta kör olan bir adama bile cemaate gelmesi farzdır. وكان السلف رضوان الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم. صحابلر رضي الله عنهم. يعدون من يتخلف عن صلاة الجماعة بماذا؟ جماعة نماذج gelmeyeni ne sayarlardı sahabeler? لأنه نسأل الله السلام العافية منافق ظاهر النفاق. الله سلامت رأسي منافق علني نفاق sayarlardı. هذا أقل ما يقال في حكم صلاة الجماعة أنها واجبة. نماذج hakkındaki جماعة نماذج جماعة kılma hakkındaki en söylenecek şey budur. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية ise يرى أن الذي يصلي في بيته يعني ذكر وعاقل وبالغ يصلي في بيته بغير عذر وهو قادر على حضور الجماعة فصلاته باطلة. شيخ الإسلام görüşüne göre bir insan akıl bali ise ve onun cemaate götürüp gitmesine mazereti yoksa o kimsenin cami dışında kıldığı namazı batıldır. طيب هذه الصلاة المفروضة الخمس. Beş vakit namaz var. الثالث برج الصوم برج ما الصيام صيام شهر رمضان 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 يا رسول الله نعم طيب الرابع الزكاة الزكاة زكاة المال عندنا إما زكاة البدن أو زكاة المال زكاة يا بدن نقول يا مال نقول زكاة البدن زكاة الفطر في عيد رمضان فطر dediğimiz Ramazan'da verdiğimiz zekat. Ve zekat المال هذا ياتي مع تفصيلا ان شاء الله تعالى. Para olarak vereceğimiz mal olarak vereceğimiz zekatın tafsilatını vereceğiz. Hac beyt Allah'ın haram لمن استطاع عليه سبيل الله سبحانه وتعالى بلغني واياكم الحج. Allah Teala'dan niyazım şudur ki bizleri ve sizleri hacca nasip eylesin. Hac nasip eylesin. طيب هذه اركان الاسلام الخمسه. Bunlar İslam'ın 5 erkanıdır. يحقق الإنسان أركان الإسلام الخمسة ولا بد هذا المسلم. مسلم olan bir kimse bu beş esası ne yapmak zorunda rüknü yerine getirmek zorunda. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله. Allah Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek. إقامة الصلوات المفروضة الخمس. Beş vakit namazı ikame etmek. إتاء الزكاة زكاة البدن وزكاة المال. Bedenin ve malın zekatını vermek. صوم شهر رمضان رمضان ayında oruç tutmak وحج البيت إن استطاع ve Allah Teala'nın evini Kabe'yi hac etmek ziyaret etmek ثم بعد هذا المرتبة الثانية İslam'dan sonraki mertebe ise kısım ise nedir iman لكن قبل هذا نريد نذكر السنن الرواتب الصلوات المفروضة الخمس معها سنة رتبها الله سبحانه وتعالى مع هذه الفرائض نعم bu konuya iman konusuna geçmeden önce nafile namazlar bu farz namazlara bağlı olarak kılınan namazları zikredeceğiz. Çünkü Allah Teala bunları farz namazlarla birlikte sıralamıştır. Ben ya'rif hadis sünnet ravatib. Kim biliyor bu ravatib sünnetleri, namazların farzlarından önce ve sonra kılınan sünnetleri? Fakat bu kadar. Bakayım ya'rifum. Geri kalanları bilmiyor mu?
Subhanallah. Naam ya akhi. Sabahtan önce iki. Kabla al-fecr rak'atayn. Rak'atayn kabla al-fecr. Öğleden önce dört, sonra iki. Ve rak'atayn kabla al-zuhur ev arba rak'at. Öğlenden önce iki ya da dört. Emme rak'atayn ev arba rak'at kabla al-zuhur. Öğlenden önce ya iki ya dört. Akşamdan sonra üç. Rak'atayn ba'da al-maghrib. Evet. Rak'atayn ba'da al-zuhur, naam. Öğlenden sonra iki rak'at, farzdan sonra. Akşamdan sonra iki. Rak'atayn ba'da al-maghrib. Ve rak'atayn ba'da al-isha. Yatsıdan sonra iki. طيب اذا ركعتين قبل الفجر كي ركعت صباح نمازنا واربع ركعات او ركعتين قبل الظهر كي هذا دكت ركعت اولين نمازنا صورا وكي ركعت اولين صورا وركعتين بعد الظهر كي ركعت اولين صورا وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء اخشام ويصلا صورا كي ركعت اهم هذه السنة الراتب الراتب سنة الاشنة اين اولين نوان ندر صباح الفجر ركعتي الفجر صباح نمازنا كي ركعت طيب نعم بعد هذا الإيمان هذا النار إيمان يجوز من يعرف تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يقول إيمان تعرفين كم بير يسأل سائل يقول هل أنت مؤمن مثلا غير سائل يسألك سن مؤمن مسن تقول نعم evet مؤمنم تقول ما هو الإيمان peki إيمان nedir söyle dese ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ هل أنت من أهل السنة أو من أهل البدعة؟ أهل السنة والجماعة يقول الإيمان تعريفه نادر. من يعرف؟ كم مليار؟ والبقية؟ لابد نعرف إخواننا تعريف الإيمان عند أهل السنة. إيمان تعريفه. تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد فيه من أمور خمسة. شو بيش كونو بيش خصوص yerine getirilmesi lazım ki iman olsun. قول باللسان. dil ile söylemek. واعتقاد بالقلب. قلب ile itikad etmek. وعمل القلب والجوارح قلب لعمل etmek azalarla amel etmek يزيد بالطاعه itaatle artar وينقص بالمعصيه günahlarla azalır قول باللسان dil ile söylemek واعتقاد بالقلب kalp ile itikad etmek وعمل القلب والجوارح kalp ile amel ve azalarla amel etmek يزيد بالطاعه itaatle artar وينقص بالمعصيه ve günahlarla azalır قول عمل اعتقاد يزيد ينقص Yani kavildir, sözdür, itikattır, ameldir, artar ve eksilir. Mefhum? Anlaşıldı mı? Hayır. Sual. Soru. Vecedena racul yekul eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasul. Yekul bi lisani. Lakin la ya'teqid bi kalbi. Hal huve mu'min au kafir au mu'min naqsal iman ve malik. Bir kimseyi duyduk ki adam kelime-i şehadet getiriyor. Diliyle söylüyor bunu ama kalbiyle buna itikad etmiyor, iman etmiyor. Bu adamın hükmü nedir? Men ya'rif. Evet, kim söyleyecek? Naam. Münafık. Diliyle söylüyor, kalbiyle tasdik etmiyor. Hayır hâdâ. Başka söylemek ister misin? Naam. Müslüman olduğunu anlarız ilk şartlardan dolayı ama ikinci şartlarda iman olmadığı için. Evren, bir sema enne yeşhed, nahkum aleyhi bil islam. Ya ahi huve ahne kulna hâdâ. يقول بلسانه لكن ما يعتقد بقلبه ابدا دليله söylüyor ama kalbiyle inanmadığını söylüyor kalbiyle inanmıyor yani نعم منافق نفاق اكبر اعتقادي اشد من الكافر bu kafirden daha kötüdür çünkü onun münafıktır itikadi münafık نفاق اكبر en büyük nifak طيب يعتقد بقلبه kalbiyle inanıyor itikad ediyor يعتقد كل الشريعه Yani şeriatın tümüne inanıyor. Şehadet en la ilahe illallah Muhammed Abdü Resulü, kamas salatü en zekâ, kul şey. Namaza, ikame, kelime-i şehadet. Bunlara itikad ediyor. Lakin la yekul bilisani. La yekul la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ama diliyle la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiyor. Hal huve mu'min am la? Keşşeytan ya. Nâhet kelim. Bu mümin midir? Evet. Kimse olmuyor. Müttefekîn avale şurut. Baştan şartları konusunda anlaşmışız. Nâ. يعتقد بقلبه رجل يعتقد كل شيء في الشريعة لكن ما يقول بلسان طيب مشرك كافر مثل فرعون كافر يعني نعم أئمة الكفر على هذا كافرlerin önde gelenleri bu şekildedir فرعون وإبليس كلهم şeytanlar bilirler ama dilleriyle söylemezler لأن قلنا الإيمان لابد فيه من أمور خمسة قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص إيماننا شو بيش خصوصاً olması lazım dil ile söylemek kalb ile itikad etmek kalb ile azalar amel
ve ne yapmak? İtaat artar ve eksilir. Yalnız da güzel konuşmuyordun. Erkan-ı iman kim? İmanın erkan rükünleri nelerdir? Dille söylemek. Kavlun bir lisan. Kalple tasdik etmek. Evet, kavlun bir kalp. Rükünler şu an bitiyor. Altı rükün. Sitte. Vahiy. Nedir onlar? Kelime-i şehadet. La, erkan-ı iman. Ya ahvana, la hadi tekellem. نعم الله إيمان الإيمان بالله أن تؤمن بالله ملك الإيمان وملائكته وكتبه ورسله قضاء وقدره واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر قدر خير وشر من يعيد لي هذا أركان الإيمان كم تكرر نعم Allah'a iman etmek, tu'min billah. Peygamber'e iman etmek, meleklerine iman etmek, kitaplarına, hayır ve şer Allah'ın olduğunu. Ve yevmel ahir tu'min bil kader hayr ve şer. طيب. El ihsan. هذه المرتبه الثالثه. İhsan nedir? 3. mertebe. İhsan. El ihsan rukun واحد. İhsan tek bir rükünden oluşur. Lakin تحت هذا الركن اما عباده مشاهدة يعني عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله وهذه أعلى مراتب الإحسان مرتبة الأولى إحسان مرتبة tek bir rükünden ibarettir ama bunun en üst seviyesi var ona da müşahede diyoruz yani Allah'ı görürcesine isteyerek arzulayarak ibadet رغبة وحب وشوق فيما عند الله sevgi istemek arzulamak Allah'ın katındakini isteyerek ibadet etmek إن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يراك عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة. İkinci kısım ise ibadetin murakabe dediğimiz yani Allah Teala'nın seni gördüğünü bilmek. Yani korku makamı. Diğerinde rağbet istemek, sevmek. Buna ulaşamıyorsan bunun en alt tabakası olan korkmak. Allah'ın seni gördüğünü bilmek. Bununla ibadet etmek. نعم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بالأصل الثالث من أصول الثلاثة معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصل المعرفة رحمه الله bu dinin bu kısmın üçüncü esası olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayı zikretti. لا بد أن نعرف عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمور. Bizler bu peygamberimiz hakkında bazı meseleleri bilmemiz gerekiyor ki iman etmiş olalım. منها. Evet nedir bunlar? نسب النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بين عمرين صوينا بالمامز جريك. من يعرف؟ نعم. نعم. بالمامز جريك. نعم. gideceğim hocam. Nesb al-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Ney? Peygamberin soyu. Ha soyu mu? Şey Abdülmuttalib. Esfer. İbn Abdullah. Esfer. Yani İbn Abdullah. Muhammed ibn Abdullah. İbn Abdullah. İbn Abdullah. İbn Abdülmuttalib. İbn Haşim. İbn Haşim. Ve Haşim min Quraysh ve Quraysh min al-Arab ve al-Arab min zuriyet İsmail ibn İbrahim aleyhima ve ala nebiyina efdalus salatu vesselam. Men yu'id hada? Kim tekrarlayacak bunu bize? Naam. Muhammed ibn Abdullah. Barakallahu. Muhammed ibn Abdullah. İbn Abdülmuttalib. İbn Abdülmuttalib. İbn Haşim ve Haşim min Quraysh ve Quraysh min al-Arab. Quraysh ve Quraysh min al-Arab ve al-Arab min zuriyet İsmail ibn İbrahim aleyhima ve ala nebiyina efdalus salatu vesselam. هذا أقل ما يحفظ في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو عليه الصلاة والسلام عن قضاء البلد من غير كان أن أزت صوي شجرة كم له من العمر؟ مات على كم قد سنة؟ قد يحفظ وفاته عليه الصلاة والسلام؟ نعم. 63. طيب 63 نعم. نعم 63. ها؟ 63. طيب. بعث وله من العمر كم؟ Peygamber kaç yaşında geldi? 40 yaşında. 40. وظل يدعو الى الله الى ان توفى الله كم سنه؟ Kaç sene Allah Teala'ya tevhidi davet etti insanlara? 23. 23. طيب. هل هو نبي او رسول؟ O nebi midir, resul müdür? La hede tekellem. Kimse konuşmaz. هل هو عليه الصلاة والسلام نبي أو رسول؟ نبي مدر رسول مدر لا أحد يتكلم كيف سيقول نشبه؟ رسول رسول نبي نبي الرسول رسول نبي نبي ورسول هم نبي در هم رسول در
إذن هو عليه الصلاة والسلام نبي ورسول. هم نبي دير هم دير رسول صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. ما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام رسول إكان رسول olarak ilk inen şey nedir? من يعرف؟ لا إقرأ. خطأ. يلاش. يا أيها يا أيها المدثر أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول يا أيها المدثر رسول olarak kendisine gelen ilk vahiy nedir رسول olarak gelen ey örtüsüne bürünmüş olan kalk ve uyar وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق نبي olarak inen نبي iken yani nebi olduğunu gösteren ilk şey vahiy nedir اقرأ oku إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz kime gönderildi إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب Araplara mı? Yok. بعد هذا اللي يتكلم يعني ممكن نحن نعاقب. Konuşana bundan sonra ceza vereceğiz. طيب. Tamam mı anlaştık mı? طيب nasıl? Muvafıkın. Anlıyor musun ceza? Nasıl? Ha? Muvafıkın. طيب. Nafız kul ma fi cebi. Cebindeki her şeyi aldı zaman diyor. Naam. İnsanlar böyle cinlere gönderildi. El insan ve cin. Naam. Bu'itha ilen nasi kaffe ilen thekaleynel cin vel ins. Tüm insanlara yani cinlere ve insanların hepsine gönderildi. Ma ma'na hada? Bu ne demek? يعني كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان. يا أبو شو دمك؟ النبي عليه الصلاة والسلام من دعوتهن ulaştı. Her kim ona iman etmezse kafirdir. هل اليهود والنصارى الذين في زمننا الآن مسلمين أو كفار؟ Bizim şu anda bu dönemde bu çağda yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar Müslüman mı kafir midir? Kuffar. Kuffar. هناك من اليهود اليوم من هو على ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام. Bugün Yahudilerden kimileri var ki Musa Aleyhisselam'ın ilk geldiği gündeki din üzere yaşıyorlar. Küffar. Küffar. Kafirler. نعم ما يمكن نشك في كفرهم. Şüphe edemeyiz onların küfürlerine. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث نسخ كل شريعة كانت قبل كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائن من كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غيره نعم النبي صلى الله عليه وسلم peygamberlik geldiği günden itibaren artık önceki dinlerin hepsi nesk olmuştur, iptal olmuştur. Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Mecusi olsun, başka bir dine mensup olsun, kim olursa olsun peygamberimize iman etmek zorundadır. İzen بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس لا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعته عليه الصلاة والسلام يهودي أو نصراني أو غيره. Tüm cinle insanlara gönderildiği için hiç kimse bu dinden yüz çeviremez, ondan ayrılamaz. İster Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi olsun. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ Peygamberimizin daveti neydi peki? Neye davet etti? إلى ماذا يدعو؟ Neye çağırdı? من يعلم؟ Kim biliyor? إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد. يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. شركتنا سكندر تبيده دعوته تي شركتنا سكندر. إذا لابد أن تكون هذه هي دعوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. لابد أن ندعو لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamberimize tabi olanların daveti de ne olması lazım? Tevhid olması lazım. Ona uymamız lazım bu konuda. طيب. هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الشريعة كاملة أو أبقى شيء لم يبلغ؟ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine emrolunan dini tümüyle tebliğ etmiş midir yoksa tebliğ etmediği bazı noktalar bırakmış mıdır? Naam. Hepsini tebliğ etmiştir. Her şeyi tebliğ etmiştir. Kullu... Lem yabka şey. Hiçbir şey kalmadı mı? Hiçbir şey. Açıklamada hiçbir şey kalmamış. Kalmadı. Tayyip'e bid'a hasene. İyi güzel bid'atlar. Bid'at hasene ne olacak? Dinimizde öyle bir şey yok. Bid'a hasene. Güzel bid'at. Bidatın hasenesi mi olur? Elbette hasenesi. Kullu bidatın dalale. Naam. Yani lezi yekul anna hunak fid din bid'a hasene ma'na anna yekul anna nebi sallallahu aleyhi ve sellem khana al amane ve beqa şey lem yubellighu lil umma. Dinde bidat hasene olduğunu söyleyen kimse sanki şunu der gibidir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın bıraktığı, açıklamadığı dinde bazı noktalar kalmıştır ki daha sonradan biz bunları ne yaptık? Ortaya çıkardık. طيب لو جاءنا الإمام
Cezallahu hayran. Ve kal ra'aytin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil menam ve kal ya fulan salli bin nâse zuhur 5 rekaat. İmam gelip dese ki dün rüyamda peygamberimizi gördüm. Dedi ki bana cemaate bugün öğlen namazını 5 rekat kıldıracaksın. Mâde nasna? Ne yapacağız? Men ya'l. Kim biliyor? Naam. Üstü açık kalmış hocam, rüya görmüş. Naam. Abraz ahlam. يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال صلي بالناس 5 ركعات كان رزان ديوزن استاذ قال رياضه peygamberimizi gördüm 5 rekat kıl dedi. نقول ما يمكن ان يكون هذا ابدا. Deriz ki bu böyle olması mümkün değildir. لان هذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابقى شيء لم يبلغه للامه. Bu hangi anlama gelir? Peygamberimiz bu dünyadan ayrılmadan önce bu dini tam anlamıyla insanlara anlatmadı. Eksik olan noktalar bıraktı ki öyle gitti. ثم لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حتى ولو رآه في المنام لعله هذا رأى شيطان. Belki ki peygamberimizi görmüş olsa, gördüğü peygamber olsa peygamberimiz bunu söylemez. Gördüğü onun şeytandır demek. ثم الشريعة نأخذها من أين؟ Dini biz peki nereden alacağız? Nereden öğreneceğiz? من المنامات؟ Uykulardan, rüyalardan mı? من القصص؟ Hikaye kıssalardan mı? لا. Hayır. كتاب السنة. Kur'an ve sünnet. مفهوم؟ Anlaşıldı mı? اذا هذا اللي يقوله بعض الناس انه رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي اسمع كذا وكذا يعرض على الشريعه وافق عملنا خالف يرد حتى ولو قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم bir kimse rüyamda peygamberimizi gördüm diyerek bize gelse bakarız şeriata sunarız kitap ve sünnete sunarız doğruysa alırız yanlışsa bırakırız benim ki rüyamda peygamberi gördüm böyle yapın dedi dese bile hal mat النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz vefat etti, öldü mü? Evet. Naam. لأنه بشر. يلحق ما يلحق البشر. Evet, o çünkü bir beşerdi. Beşerin başına gelen her şey onun da başına geldi. هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضلا يدفع عن غيره؟ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine isabet edecek olan bir sıkıntıyı kendi kendine defedebilir mi? Yahut da bizlerin başına gelebilecek olan bir şey sıkıntıyı defedebilir mi? La. Hayır. متى وأين فرضت الصلوات المفروضة الخمس؟ 5 وقت نماز نرده وين زمان فرض kılındı؟ نعم في مكة في مكة مكة ده فرضت عليه ليلة الإسراء والمعراج فرض الله سبحانه وتعالى بنفسه الله تعالى direkt kendisi farz kıldı bu namazı فلا بد المحافظة عليها bu namazı muhakkak ne yapmamız gerekiyor korumamız gerekiyor كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ كم سنة؟ مكة ده peygamberimiz kaç sene namaz kıldı? 10 سنة hocam. 3 سنين. هو يقول 10 سنة. في المدينة نعم. 10 سنين نعم. مكة ده 3, مدينة ده 10 سنة kıldı. طيب. 5 وقت نماز. و هل يدل على مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Nعم. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bu ümmeti ap aydınlık olan, bembeyaz olan bir yol üzere bıraktı. Gecesi gündüzü bir olan bir yol. Ancak bu yoldan kimler sapar? Helak olanlar sapar. طيب هذا ما يتعلق الله اعلم بشيء من الاصل الثالث. İşte bu da bu üç esasın üçüncü esasıyla alakalı olan söyleyebileceğimiz şeyler. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني خاتمة لهذا الكتاب. Ardından müellif rahimehu Allah bu kitabın خاتمesinin sonucunu zikretti, sonunu söyledi. Zekara el-hicra min beled el-kufra beled el-islam. Küfür ülkesinden, İslam ülkesinden hicreti zikretti. Ve hâli bâki ile kıyâmes-sâ'a. Kıyamete kadar bu bakidir, geçerlidir. Mâze metâ yuglak bâbet-tevbe. Tevbe kapısı ne zaman kapanır? Yuglak bâbet-tevbe imme bitulû'a'l-şems min mağribiha. Ya güneş batıdan doğduğunda kapanır. Av bihudûr-el-vefâ. Ya da insana vefat, ölüm geldiğinde tevbe kapısı kapanır. Mâ huve't-tâğût. Tağut nedir? Ma tecavüz bil abdu hadde. Yani kulun onunla kendisiyle haddi aştığı her şey tağut. Min ma'bud. İbadet olunan. Av metbu'. Tabi olunan. Av muta'. Ya da itaat olunan ve onlarla haddi aştığı şeylere tağut diyoruz. Tecavüz el haddu abed el ahcar el eşyar. Sınırı aştı. Ağaçlara taşlara ibadet etti. Ma'bud. Bu ma'buddur. Metbu'. Ata'a. Ettebe'a el ulema fi ma'siyetillah. Tabi olduğu alimlere Allah'a isyan konusunda uymaktadır mesela. Av ata'a el-umara fi ma'siyetillah. Yahut da yöneticilere Allah'a isyan edilen konularda itaat etmek.
قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. Diyor ki müellif rahimahullah, tağutlar çoktur ama bunların başı olan tağutlar 5 tanedir. İblis, şeytan en büyük tağut. Ve men ubide ve huve razı. Razı, insanların kendine ibadet etmesinden razı olan kişiler. İnsanlar ibadet ediyor, o da razı. Ca insanu sellem aleyk. Bir insan gelip sana selam verdi. Ve enhanalak. Sonra böyle rükûya geldi. Bir rükû'a ve secûd. Ya da secdeye geldi. Maza tekolla? Sen ona ne dersin? Tekolla ahsent, barakallah fiyik. Bravo, bravo. Ne güzel de yaptın, Allah mübarek kılsın mı dersin seni? Hakeza te'arif kıymetel ilm vel ulema. İşte ilim ve alimlere böyle saygı duyulmalı mı dersin? Lev kutlev hazel kelam fe ente tağut la şakke fiyik. Sen eğer ona bunları söylersen sen tağutsun. Femaza tesna? Ne yapacaksın? Tevfe'u tekul la yumkun en tenhani illa lillah. Ne diyeceksin ki Allah'tan başka kimsenin önünde eğilme. وَلَمْ تَفْعَلْ هَذَا فَاَنْتِ طَاغُوتْ. Eğer sen onu uyarmazsan, bundan razı olursan, sen o zaman tağutsun. الثالث. Üçüncüsü. مَنْ دَعَ النَّاسِ لِعِبَادَةِ نَفْسِ. İnsanları kendisine ibadet etmeye çağıran kimseler tağut. مَثَلْ مَا صَنَعَ فِرْعَوْ. Firavun'un yaptığı gibi. والرابع. Dördüncüsü. مَنْ اِدَّعَ شَيْ قَلِيلَ وَكَثِيرٍ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Gayb ilmini bildiğini iddia etmek. Az olsun çok olsun. Kul men iddia ilmin gayb fe huve kafir ve kâzib. Kim gayb ilmini bildiğini iddia ediyorsa bu kimse kafirdir, yalancıdır. Vellezi yusaddiqu fe mithlu kafir. Onu tasdik eden de kafirdir. Vel khamis men tavagid men i'teqad ennel hukum bi gayr ma enzelallah ahsen min hukmillah ve musavile. İza i'teqad kufur akbar. Bir kimse Allah'ın hükümlerinden başka hükümlerin Allah'ın hükmüne denk olduğunu yahut Allah'ın hükümlerinden daha iyi olduğuna itikad ederse kafir olur. Lakin en qaddam hukm al-qawanin aw al-tawaghit li hawa fi nafsi aw hub yani mansab aw riyasa ma i'tiqad anna hukm Allah yajib an yutabbaq fa hadha kufr asghar. Eğer bir kimse Allah'ın hükümleri yerine Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümleri koltuğuna sahip çıkmak için, heva ve arzularına uymak için yapıyor. Ancak kalbinden, evet biliyorum ki Allah-u Teala'nın hükümleri daha üstündür. Allah-u Teala'nın hükümleri uygulanmalıdır diye itikad ediyorsa, bu kişinin küfrü küçük küfürdür. Ne yapmaz, onu ilden çıkarmaz. يَبْقَ مَعْنَا اَنْوَاعَ الْجِهَادِ. En son, bize kitapta söylememiz gereken konulardan bir tanesi de cihat çeşitleri. اَنْوَاعَ الْجِهَادِ اَرْبَعَ. Cihadın çeşitleri dörttür. Cihad el-nefs. Nefisle cihat. Ve şeytan. Şeytanla cihat. Ve kuffar ve münafıkîn. Kafir ve münafıklarla cihat. Ve el-ma'asi ve el-bid'a ve el-munkarat. Bid'atlerle, günahlarla, münker olan şeylerle cihat. Nefs. Nefis. Şeytan. Şeytan. Kuffar ve münafıkîn. Kafir ve münafıklar. Ve el-munkarat ve el-bid'a ve el-ma'asi. Münker, bid'atla, günahlarla cihat. Cihad el-nefs. Nefisle cihat. يكون بسورة العصر. عصر سورة سيل olur. Yani عصر سورة سيل جهاد الناس. علم وعمل ودعوة وصبر. إني عمل دعوة وصبر. جهاد الشيطان. شيطان ناس جهاد الجز. شيطان تسمى بالشيطان الرجيم. شيطان. يعني يرجم يرجم يرمي بني آدم. رجيم دي اسمه مثلا سببلerinden biri de insanı ne yapar taşlar. İnsanı sürekli hedef alır. يرجم بني آدم من طريقين. İnsanı şu iki yöntemle avlar. Yani yetek min tariqayn. Sana iki yoldan gelir. Emma şubuhat ve şehavat. Ya şüphelerle ya da şehevi arzularla, nefsani duygularla. Şubuhat, bid'a ve şirk. Şüpheler nedir? Bid'a olan, şirk olan şeylerle gelir şeytan. Şehavat, sagair ve kebair. Şehavat dediğimiz arzular ise küçük günahlar ve büyük günahlar. Eden keyf tücahede şeytan? Şeytanla nasıl mücadele edeceksin? Tetruka şubuhat ve şehavat. Şüpheleri ve şehavatı terk ederek mücadele edeceksin, cihad edeceksin. الثالث. Üçüncüsü. Cihad el-kuffar ve münafıkîn. Kafir ve münafıklara cihad. Bil kalb. Kalb ile. Ve lisan. Dil ile. Ve cevarih. Azalarla. Ve bil mal. Ve mal, mülk ile, parayla. Bil kalb. Kalb ile. Kulna i'tikad. Yani itikad edeceksin. Bil lisan inneni berâm mimme te'budu. Dilinle diyorsun ki ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Cevarih, kıtal. Azalarınızla savaş ederek. مال فرانز زمانه يعني تشتري احيانا بعض الرسائل وتدعو بها الكفار جهاد هذا مثلا بعض kitapları alıp kafirlere vermen onların okumasını sağlaman da cihattır. الرابع dördüncüsü جهاد المنكرات والمعاصي والبدع منكر بدعت ve günahlara cihat.
Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyadih. Kim sizden bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. At-taghyir bil yad kulli sultan. Elle değiştirmeyi kim yapar? Padişah, yönetici yapar. At-taghyir bil lisan lil ulema ve tullabil ilm. Dil ile kim değiştirir? Alimler ve ilim talebeleri. At-taghyir bi al-qalb hala ma yumkin an yenzil anhu ahad. Kalp ile değiştirmeye çalışmak bu işin en son mertebesidir. Bunun altına kimse inmemeli. Yabqa ma'ana mes'ala ve hiya bir meselemiz daha var. Al-khuruj lil cihad fi ba'd al-manatiq. Bazı yerlere cihad için gitmek. Evvelen labud an ta'lam anna kull ibadah min al-ibadat labud laha min şurut ve arkan vacibat ve mani. Her ibadetin ibadet olabilmesi için bazı şartları, rükün, erkanı vardır ve maniler vardır. O ibadeti yapmana engel olan bazı maniler vardır. Fe'ide arada khuruc li cihad labud yanzur. Cihada gitmek isteyen bir kimse muhakkak bakmalı, görmeli. Hel tevaffarat fi'ş şurut? Cihad için şartlar oluştu mu? Entefet anhu'l mani'. Cihada çıkmasına engel olan engeller kalktı mı? Na'am am la. Buna bakar. Tayyib. El-sani. İkinci olarak. El-an. لو جاءتنا فتوى عن هيئة كبار العلماء في العقيدة عن الشيخ الفوزان مثلا حفظه الله في العقيدة ماذا نصنع فيها؟ Bizim mesela akide ile alakalı, itikadla alakalı bir fetva gelse, büyük bir alimden. Mesela bu fetva olanlardan Şeyh Sadık Tezah. نأخذ بها نعم. Ne yaparız? Alırız değil mi? Büyük alim. هي فتوى في العقيدة. Çünkü akide ile alakalı bir fetva. فما بالك فتوى في الجهاد. Peki cihadla alakalı fetva da ne yapacağız? نأخذ بها من باب أولى. Yine alacağız bunu. صحيح. Öyle değil mi? نعم. الثالث. Üçüncü olarak الآن كل واحد منا لابد أن يحدث نفسه بالجهاد. Bizlerden her bir kimse kendi nefsine cihadını yapması, anlatması lazım. لكن konuşması lazım. تحصل له هذه الشهادة وتكون شهادة حق لا شهادة زور. Ve şahitlik, şehadet hak yerine gelmesi için, hak olarak olması için kendini anlatması lazım bu cihadı. ثم الآن لابد يكون الجهاد تحت راية واحدة. الجهاد dendiği zaman kesinlikle tek bir sancak altında olması lazım. وتعرف مع من تجاهد. Kiminle aynı safta beraber cihad ediyorsun? لأنك الآن لو أردت أن تسافر إلى أي بلد تسأل أين أسكن وما هي العملة وكذا. فما بالك أنك تخرج إلى جهاد ولا تعرف مع من تجاهد. Yani bugün turist olarak bir ülkeye gitsen, sorduğun zaman ne soruyorsun? Nerede kalacağım? Hangi para lazım olur? Cihada gittiğin zaman da kiminle savaşacağız? Hangi sancağın altında bulunacağız? Bunları bilmen lazım. ثُمَّ الْآنْ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَعْرِفَ الْقِتَالَ أَصَلًا. Bazı insanlar mesela savaşmayı bilmezler. Yani silah kullanmayı, savaş yapmayı bilmiyorlar. وَيَذَابِ الْأَمَاكِنَ الْجِهَادِ. Ve böyle bu haldeyken gidip cihata katılmaya çalışıyor. مَاذَا يُصْنَعْ بِهِ. Ne yapılır buna? يُقْتَلْ مُبَاشَرًا. Direkt ölür, öldürülür. لَأَنَّ لَيْسَ هَذَا مَكَانَ لِلْتَعْلِيمِ. Çünkü savaş meydanı öğrenme meydanı değildir. ثُمَّ بَعْضَ النَّاسِ هَدَانَ اللَّهُ إِيَّاهُ مَا اسْتَطَعَ أَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ. Bazı insanlar kendi nefsiyle cihat edememişken وقال اتخلص من هذه الامور كلها واخرج للجهاد واموت وانتهى الامر وعليه ديون وعليه حقوق ناس وعليه كذا وكذا. Kalkıp cihat etmeye gider ve üzerine bir sürü borçlar vardır. Yerine getirmesi gereken hak ve hukuklar vardır. Bu halde bırakır gider. وقد يكون يعني مثلا نسال العافيه السلام يسب الرب ويقول انا مجاهد. Bazıları var ki Allah Teala'ya söylüyorlar diline ve ona rağmen gidip cihat ettiklerini zannediyorlar. هو ماذا يريد من الكافر؟ يعني sen kafirden ne istiyorsun? Cihattaki gaye nedir? يشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد رسول. Yani kafirin kelime-i şehadet getirmesini istiyorsun. يقيم الصلاة يؤتي الزكاة يصوم رمضان. Namazı kılmasını, orucu tutmasını, zekatını vermesini istiyorsun. ولا يشرك بالله ولا يسب الرب. Allah'a ortak koşmamasını, Rabb'e sövmemesini istiyorsun. هل أنت تصنع هذه الأمور؟ Sen kafirden istediğin bu şeyleri sen yapıyor musun? ما يستطيع لذلك اراد ان يذهب للجهاد حتى يتخلص من هذه الامور. يعني نيجي هذا يتمك سيو بو işlerden kurtulmak için. الشيخ بن باز رحمه الله يقول بن باز رحمه الله diyor ki الحياه في سبيل الله الله uğruna yaşamak يعني تعيش 60 عام و70 عام وانت مطيع لله سبحانه وتعالى متبع للامر مجتنب للمحرمات هذا اصعب من الموت في سبيل الله. Diyor ki Abdülaziz bin Baz rahimehullah 60 yıl 70 yıl Allah'a itaat ederek yaşamak savaş meydanında ölmekten çok daha zor olur. Çünkü hayatta Allah'ın emirlerini yaparak yasaklarından kaçarak yaşayacaksın. Bu çok zor bir şey.
فالواجب في مثل هذه المسائل خروج جهاد وغيره نرجع إلى العلماء الربانيين. Bu gibi konularda, büyük konularda Rabbani alimlere dönmemiz gerekiyor. Hayat kibar ulema. Büyük alimler kurulu. Şeyh el-Fevzan. Şeyh Salih el-Fevzan. Ve men hum yani ma'rufin bittakva ve salah. Takva ve salah ile bilinen alimlere dönmemiz gerekiyor. Esselallah subhanahu wa ta'ala zıqni ve iyakum şehadet hak. Ve an yehtime lana bittevhid. Ve Allahu a'lam ve sallallahu ala nebiyye Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Ben bu taraftan kendim içmesin için hak şahitlik olmasını istiyorum. Ve bizleri tevhid ile bu dünyadan ayrılmasını istiyorum. Allah bana en doğrusunu bilendir. عندنا يعني اختبار في هذا الذي اخذنا اصول الثلاثه. Üç esasla alakalı bir imtihan olacaksınız inşallah. موجود في اوراق. توزع انت عليهم. موجود. لا الدرس القادم. Önümüzdeki ders yani yarın kadar. طيب غدا على ما اتفقنا ما حد يتغير. Kimse ne yapmayacak, devamsızlık yapmayacak. Yarın sınavdalar. والمؤمنون على شروطهم. Müslümanlar şartları üzerinedir. فمعهم من اليوم الى غدا يعني راجع ما اخذنا. Burada derste aldığımız şeyleri ne yapalım tekrarlayalım yarın imtihanda yapacağız. توزع عليهم الاوراق اكتبوا لنا حل ان شاء الله الاختبار. İmtihan olacaksınız yarın sınav o sınavda cevaplara cevap vereceksiniz. ثم ناخذ درس جديد ان شاء الله. Sonra yarın yeni bir ders alacağız. فنريد يعني تعاونوا معنا بس. Bu konuda inşallah bizlere yardım